Merhabalar, Kripto Sefer kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Baby Dogecoin analizini yapacağız. Böyle videoların devamını gelmesini ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar Baby Dogecoin çok güzel bir yükseliş yaptı. Max borsasından bakmak zorunda çünkü analiz yok. Şu şekilde listelendiği tarih Aralık aralık, 6 Aralık'ta listelenmiş. Listelendikten sonra çok güzel bir yükseliş yaptı. Bitcoin'e rağmen %894'lük bir yükseliş yaptı Bitcoin dinlemeyip. Bazı coin'ler Bitcoin e, tersine gider arkadaşlar. Bitcoin düşerken onlara yüklü girdiği için o coin'ler yükselişe devam eder. E, şu şekilde listelendikten sonra bir süre yataya bağladı. Yataya bağladıktan sonra güzel e, şu şekilde günlük grafikte bakmak gerekirse arkadaşlar e, yatay bağladığı süre 19. 19 günlük bir yatay bağlama sürecinden sonra güzel bir yükseliş yaptı. E, 5000 seviyesine kadar yükseldi. 5000 seviyesi bizim için bir psikolojik direnç olarak çalışır arkadaşlar. Be 5000 seviyesini kıramadı tekrardan düşecek. gibi e, Böyle hani tam sayılar bizim için bir e, psikolojik destek olarak çalışır. Oralarda direnç olmasa bile artı e Şimdi e, 4040 seviyesinde Bitcoin düzeldiği zaman zaten Baby Dogecoin'e inanılmaz hacimler girer Bitcoin düşerken e, yüklü hacimler girdiyse eğer Bitcoin yükselirken e, büyük hacimler girmeye başlar. 5000 seviyesinin üstüne attığında ilk hedef arkadaşlar psiko, yine psikolojik denc 10.000 seviyesi diyebilirim. Zaten 11 seviyesi 10000 seviyesinin üstüne attıktan sonra e, sıfır atmaya devam eder. Sıfır atata yükseliş, yükseliş şu an hani e, Twitter'da falan t, t e, olduğu için Baby Dogecoin inanılmaz hype giriyor ve inanılmaz hacimler giriyor arkadaşlar. Yani güzel bir yükseliş yaptı açıldıktan sonra Max borsasından istenildikten sonra sadece çok güzel bir yükseliş yaptı. %900'lük yükseliş yaptı. Şimdi zaten bir destek seviyesine kadar düşmüş. Şu şekilde bakmak gerekirse 3856 destek seviyesine kadar düşüş yaşamış. Eğer onun altına bir sarkma gelirse ilk desteği diyebileceğimiz yer de 3156 seviyesi arkadaşlar. Zaten yükselişte 5000 seviyesini kırdığı zaman 10.000 seviyesine kadar bir yükseliş gelir diyebiliriz. Baby Doge Coin'de bir RSI'ye bakmak gerekirse arkadaşlar grafikte RSI, OBB ve indikatörler çalışmadığı için Hani bir RSI seviyesini veremiyorum. Dediğim gibi analistlerinde Baby Dogecoin hala olmadığı için. Yani o yüzden bir e, indikatör yorumlayamıyorum. Ama boyunca bandına bakmak gerekirse boyuncu üst bandını yarıp arkadaşlar 5000 seviyesine kadar bir yükseliş geldi. Zaten boyunca üst bandını yarması da yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Hani e, düşüşte zaten hareketli ortalamalara kadar boyuncu alt bandına kadar bir düşüş gelmiş. Burası da 3856 desteği yapıyor zaten arkadaşlar. Bakın eski eski zirvesi fitil attığı yer... E, hacim girmeye başladıktan sonra zaten şu şekilde bir bakalım hacim indikatörüne bir bakalım arkadaşlar. Daha, daha doğrusu hacim ee, bunlarına bir bakalım. Bakın burada çok yüklü bir hacim girmiş. Hacim girdikten sonra tekrardan hacim düşmüş arkadaşlar ee, destek tutunduktan sonra. Hacim artmaya devam edin, de zaten şu şekilde tekrardan bir hacim girerse 10.000 seviyesine kadar bir yükseliş gelir. 10.000 seviyesinden sonra ee, sıfır ata ata yükselişine devam eder. Arkadaşlar daha Baby Dogecoin çok büyük borsalarda hisselenmiyor. Yani büyük borsalarda listelerini seyir. E, bu yükselişler hiçbir şey diyebiliriz Baby Dogecoin için. inanılmaz i̇nanılmaz değerleri konuşuluyor ve inanılmaz derecede hype diyor. Arkadaşlar zaten hacim şöyle bir hacim girmeye başladığı zaman denince ilk yer 11 seviyesi, 10 bin seviyesi, 10 bin seviyesi üstüne kapattıktan sonra sıfır ata ata at ilerlemeye devam eder. Yükselişine devam eder. E, e, Baby Dogecoin bir hangi borsalarda listelendiğine bakalım. Dediğimiz gibi hala çok büyük borsalarda listelenmiyor. Çok büyük borsalarda listelenmemesine rağmen böyle e, yüklü hacimler girdi arkadaşlar. Büyük borsalarda listelendiği zaman zaten Baby Doge'u kimse tutamaz. Yani şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar bir hacme bakalım. Yani şu üç borsada OKEX, PancakeSwap ve Gate.io Hacmin çoğunluğu arkadaşlar yani %70'i 80'i bu üç borsada. Yani bunları pek önemsemeyin arkadaşlar. Bunlar çok büyük bir hacim yok. Dediğimiz gibi büyük borsalarda listelense Kucoin, Binance, Coinbase, Kraken, Böyle borsalarda FTX, böyle borsalarda isterseniz zaten hacim inanılmaz derecede artar arkadaşlar. E şu anda da direnç olarak çalışan yer 5000 seviyesi. Yani Bitcoin yükselişine rağmen, Bitcoin düşüne rağmen güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Baby Dogecoin zaten yeni listelenmesine rağmen 9x yaptı. Arkadaşlar listelendiği tarihten beri Bitcoin düşüyor. Ama Baby Dogecoin güzel bir artış yaptı. Yani dediğimiz gibi bazı coinler Bitcoin düşüne rağmen güzel hacimler ve yükselişine devam eden Marketteki tüm hacim arkadaşlar bu coinlere girer onlar yükselişine devam ediyor. Şu an önemli bir destekle tutulmuş. Eğer bu desteğin altına sark sarkarsa 3156 güzel bir alım seviyesi diyebiliriz arkadaşlar Baby Doge Coin'e. Baby Doge Coin kimse tutamıyor. Zaten Twitter'da sürekli TT oluyor. Her gün Twitter'da TT oluyor arkadaşlar. Yabancı Twitter'da da sürekli TT oluyor. Yani bu yüzden İndikatör yorumlayamadığımız için sadece fiyat seviye, seviyelerine bakıyoruz. Price, price action'ına bakıyoruz arkadaşlar. 5000 seviyesi bizim için çok önemli bir seviye. 5000 seviyesinin üstünde kapattıktan sonra zaten yükselişine kesinlikle devam eder. Bitcoin izin verdikten sonra sıfır atmaya devam eder. Zaten borsa listelemeleri de gelir arkadaşlar. Borsa listelemeleriyle birlikte yükselişine devam eder diyebiliriz. Yani şu an boyuncu üst bandının üstüne atması yükselişin devam edeceğini gösterir. Arkadaşlar bakın boyuncu üst bandını atmış. 5000 seviyesine kadar fitil bırakmış. Fitilden sonra direkt bir düşüş yaşamış. Boyuncu üst bandına kadar düşmüş. Tekrardan bir kırmızı hacimli mum yakmış. Destiyotum şu an destekli tutunmaya devam ediyor. Boyuncu alt bandına kadar bir fitil atmış zaten. Ya bu boyuncu alt bandı e, fitil atması bizim için önemli arkadaşlar. Kırılım gelirse yani altına mum kapatırsa şu şekilde 3156 seviyesi e, e, önemli yükseliş seviyesi. Zaten boyuncu bandı daralınca arkadaşlar tekrardan yükseliş gelir diyebiliriz. Bakın burada listelendikten sonra e, bir akümülasyon sürecine oturdu. Yataya bağladı. Yataya bağladıktan sonra bant daraldı. Bant aldıktan sonra arkadaşlar büyük bir patlama yaptı. Patlama yaptıktan sonra boyunca üst bandının denedi. Tekrar alt bandın denedi. ATL seviyesine kadar yükseliş geldi. Yine boyunca bandının daralmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Boyunca bandı daraldığı zaman zaten Baby Doge coin'de güzel yükselişler görürüz diyebilirim. E, i̇ndikatör dediğim gibi yorumlayamıyorum. Sadece bu OBV'ye bir bakmak gerekirse arkadaşlar e, ee, OBV'de bizim için şu an e, bir önemli destek seviyesinde bakın tam olarak önemli destek seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar hacim. bu, e, bunun altına atmaması gerekiyor. Bunun altına atarsa eğer e, ilk yer şu şekilde 495 seviyesi diyebilirim. 528'in altına atarsa 495'e kadar bir kırılım gelir diyebiliriz. Onun altına kırılım gelirse son destek diyebileceğiniz de 394 seviyesi arkadaşlar. Buralar güzel alım bölgeleri diyebiliriz. Baby Dogecoin için. Zaten hani ee, analizin yap baby konuyu şu analizin yapılmaması arkadaşlar yani yükselişinde büyük bir etken, e, indikatör yorumlayamıyor kimse sadece e, yükselen trend, e, direnç ve destek çizebiliyor. Bir, yükselen trendine bakmak gerekirse arkadaşlar bakın şu şekilde şu an yükseliş trendinin üstünde zaten. Şu anlık bir sorun gözükmüyor. Bu yükselişten tam olarak yükselişten üstüne. Bu yükselişten altına atmadığı sürece yönü yukarıdır arkadaşlar. Şu e, yükselişten üstüne, suna e, suna zaten yükselişine devam eder. 5000 seviyesi bizim için çok önemli. Yani bir psikolojik direnç arkadaşlar. Alt boyundan hani, e, e, 1, 5, 10, 100, 50 gibi seviyelerden yani satış yer arkadaşlar psikolojik direnç olduğu için oraya gelmeden. E, Aynı Baby Dog Coin'de olduğu gibi pamplamışlar, fitil bırakmış, direkt satış yemiş arkadaşlar. Destek destek üstünde bunu kapatmış. Zaten 5.000 seviyesini kırdığı zaman 10.000 seviyesi ilk hedefi diyebiliriz. Bu coin arkadaşlar hani e, RSI, e, OBV dinlemiyor, hacim dinlemiyor, direkt yükselişine devam ediyor. kaldırıyorlar Direkt coin. inanılmaz hacimler girdiği için yani teknik analiz de yap, yap, e, pek önemli değil bu coin'de. Herkes zaten gördüğü zaman, yükselişi gördüğü zaman mala giriyor. Burada bu bandının olduğu gibi daraldığı zaman arkadaşlar yani zaten daralması yakındır. Dar daralma geldiği zaman tekrardan coin'i kaldırırlar. Yani destek bölge alım bölgeleri bu şekilde şu an e, bir alım bölgesinde arkadaşlar zaten. Onun altına sarkarsa ilk alım bölgesi 3156 diyebilirim. Kademeli bir şekilde deneyebilirsiniz diye bir doge coin'i. Yani zaten arkadaşlar hani şu an hacmin e, büyük çoğunluğu GTO, PancakeSwap ve e, OKEX'i. Büyük borsalarda hala çok büyük listelenmiyor arkadaşlar. Buradaki en büyük borsa GTO. GTO 7. borsa. Diğer büyük borsalarda işlem hacmi fazlalaşınca zaten diğer borsalarda sokmak isteyecektir arkadaşlar komisyon yüzünden. Yakın haberleri de gelirse zaten Baby Dogecoin'de kimse tutamaz. Şu şekilde piyasada yarısı, arzın yarısı piyasada. Bu güzel bir haber arkadaşlar. Zaten hani Dogecoin'in şey olduğu için büyük yükselişler görebiliriz. Dogecoin e, yükseldiği zaman markette yükseldiği zaman bütün hacmi yerdi arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum toplam hacmini geçti. Marketteki bütün parayı Dogecoin yedi. Diğer altcoin'lere hani e, şey hacim bırakmadı. Diğer altcoin'ler Dogecoin yüzünden yükselemedi. Baby Dogecoin de o şekilde olabilir. Hele Binance'a hisselense bütün hacmi Baby Dogecoin yer arkadaşlar diyebiliriz. Yani durum bu şekilde. Teknik olarak pek analizini yapamıyoruz arkadaşlar indikatörler ve e, göstergeler çalışmadığı için. OBV inceledik. RSI zaten dümdüz. RSI zaten dümdüz arkadaşlar. Yani bu bizim için e, alım yönünde iyi bir etken diyebilirim. Yani e, destek oturduğu zaman zaten direkt hacim girmeye devam eder. Şu an Bitcoin yatay trend oturduğu için Bitcoin birazcık hacim girmeye başlasın. Bitcoin birazcık yükseltsin. Zaten Baby Dogecoin 5000 seviyesinin üstüne attıktan sonra Bitcoin düşse 10 bile 10.000 seviyesini kesinlikle dener diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü marketteki tüm hacim o yiyor. Baby Dogecoin yiyor. Bu da yükseliş yönünde güzel bir etki ediyor. Zaten çok hype'landı coin arkadaşlar. Hype'lanması yükseliş yönünde arkadaşlar çok büyük etki eder diyebiliriz. Zaten bakın hani Max'le listelendikten sonra bile e, kısa bir süre yüzde 900 yapmış Bitcoin'in e, Bitcoin düşmesine rağmen hani Bitcoin düşerken bütün altcoin'ler ezildi arkadaşlar. Sadece mesela bir, e, yükselen coin'ler e, şey gem projeler yani bu da bir gem proje olarak, olarak düşünebiliriz. Yani büyük borsada hala listelenmiyor. Büyük borsalarda listelendiği zaman hacmi yiyecektir ama e, bir sıfıra ata tabii yükselsin arkadaşlar. Büyük borsalarda şu an listelenmemesi gerekir yani Zaten hacim girmesi için. Büyük borsalara giren coinler ilk başta bir uzun bir süre akümle olma sürecine oturur. Ondan sonra büyük yükselişler görür. Zaten sıfır atata ilerlesin ileride listelenirse arkadaşlar akümle olma sürecine girdikten sonra güzel yükselişler gelir diyebiliriz. Yakımla birlikte arkadaşlar bu coin bayağı bir sıfır atar. Ha şu an çok fazla sıfırlı. Ne kadar sıfır atabileceğini söyleyemeyiz. Ama yakınla birlikte hedef fiyatlarını da verebiliriz diyebilirim arkadaşlar. Durum bu şekilde. Ben tekrardan bir durum olsa video çekerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.